İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan sahte haberlerle ateşkes ve insancıl hukuk ihlallerini gizliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 34 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Toplam enfekte sayısı 770. Ankara, İdlib'de koronavirüs salgınını kullanarak ilhak gerçekleştiriyor. Bugün Hrymyan Hayrik'in 200. doğum yıl dönümü. Bugün internet günü. Batı Ermenistan'da koronavirüs nedeniyle yeni tedbirler alındı. Van'ın da aralarında bulunduğu 30 büyük şehre giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. İlk etapta 15 günlük olarak açıklanan yasak salgının büyümesi halinde devam edecek. Sebastya Sivas'ın İmralı'nın ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve yüksek yerler beyaza büründü. Urfa'da bulunan Göbekli Tepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemelere göre Neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikili taşın bulunduğu Karahan Tepe, Batı Ermenistan'ın yeni yüzü olma yolunda. Geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmaları ertelendi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anan Ardalyan, Azerbaycan makamları tarafından Ermeni-Azeri sınırı ile Artsakh Cumhuriyeti-Azerbaycan temas hattındaki durum hakkında defalarca yanlış bilgi yaydığını kınadı. Bu eylem, Artsakh Cumhuriyeti-Azerbaycan temas hattındaki ateşkes ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini gizlemeyi ya da haklı göstermeyi amaçlamaktadır. Anan Ardalyan, 30 Mart'ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlali nedeniyle Tavuş bölgesinin Voskevan yerleşiminde bir çocuk ve iki askerin yaralandığını hatırlattı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yorumunda bir kez daha Agit Mis Grubu Eş Başkanları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ateşkese kesinlikle uyma ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınma çağrılarına saygı gösterme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz ifadesi dile getirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre 4 Nisan itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 34 koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Toplam onaylanmış vaka sayısı 770. Ölenlerin sayısı ise 7. Amerika Birleşik Devletleri dünyada enfekte insan sayısında lider durumda ve büyük ihtimalle koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olacak. Burada teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı artık 245 bini, ölü sayısı 6 bini geçti. Beyaz Saray, tıp uzmanlarının tahminlerine göre en kritik dönem yakın gelecekte bekleniyor. Ciddi kısıtlamalara rağmen ölü sayısı 100 binden 240 bine kadar artabilir. Türkiye düzenli olarak İdlib'e askeri teçhizat ve inşaat malzemelerinden oluşan konvoylar gönderiyor ve M4 Laskiye-Halep karayolunda provokasyonlar yapmak amacıyla militanları kullanıyor. Doğu bilimci Andrei Ontikov, Federal Haber Ajansı'na verdiği demeçte Ankara'nın salgın kisvesi altında M4'ün trafiğini engellemeye ve İdlib bölgesine yerleşmeye çalışabileceğini söyledi. Son günlerde Suriye sakinleri Kafr Lusin sınır kapısından İdlib'e doğru hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli konvoylarının fotoğraflarını çekti. Konvoylar büyük beton bariyerleri ve başta tanklar olmak üzere ağır askeri teçhizat ile yüklüydü. Andrei Ontikov, Türkiye'nin İdlib'de çıkarları var. Şam, yeniden İdlib'in kontrolünü ele geçirdiğinde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Elbap'ta Türk birliklerinin mevcudiyeti sorununu gündeme getirecek. Bu yüzden Ankara İdlib'de uzun süre hatta sonsuza dek kalmak istiyor. Görünüşte sürünen bir ilhak hareketiyle işimizin olduğunu varsayabiliriz ve Türkiye tüm bunları koronavirüs kisvesi altında yapmaya çalışıyor diye özetledi. Hrymyan Hayrik olarak anılan Mıgırdıç Hrymyan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 125. Katolikosudur. Van'da doğdu. Vaspurakan'ın Lim ve Kıtus Çöl Manastırı okullarında okudu ve 1842'de Konstantinopolis'e yerleşti. 1854'te papaz olarak görevlendirildi. 1855-1956 yılları arasında Vaspurakan'ın Kartalı adlı dergiyi yayınladı. Haziran 1856'da Van'a dönerek Varagavank'ın başrahip görevini üstlendi, 1857'de Manevi Miras Okulu'nu kurdu ve 1858'de Vaspurakan'ın Kartalı adlı derginin yayınına yeniden başladı.
1862'de İstanbul Konstantinopolis Patrikhanesi'nin talimatları üzerine Surp Karabet Manastırı'nın baş rahibi olarak atandı. Daron'da yeni bir manevi miras okulu kurdu ve 1863-65'te Garagin Sırvansyan editörlüğündeki Daron'un Kartalı adlı 2 haftalık gazeteyi yayınladı. Türk hükümeti onu demokrasi yanlısı faaliyetleri nedeniyle siyasi olarak tehlikeli bir din görevlisi olarak nitelendirdi ve okulu ile matbaasını kapattı. 1868'de Kutsal Eçmiyazin'de psikopos olarak kutsandı ve 1869'da Konstantinopolis Ermeni Patriği seçildi. Onun inisiyatifi ile eyaletlerdeki Ermenilere uygulanan baskıları araştırmak için bir komisyon kuruldu ve bu 1872 yılında Konstantinopolis Ulusal Meclisi tarafından Bab-ı Ali'ye sunuldu. Bu faaliyet Türk hükümetinin ve Konstantinopolis'in varlıklı Ermenilerinin memnuniyetsizliğiyle karşılaştı ve bu yüzden Ağustos 1873'te patriklik görevinden istifa etti. 1878 yılındaki Berlin Konferansı'nda Ermeni heyeti başkanı olarak ilk önce Büyük Avrupa güçleri Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya yetkililerini ziyaret etti ve Ermeni sorununun çözümü için hoşgörülerini kazanmaya çalıştı. Ancak konferansın sonuçlarından hayal kırıklığına uğradı, tutumunu değiştirdi ve insanları ulusal kurtuluş için savaşmaya çağırdı. Hrimyan Hayrik 1879'da Vaspuraga'nın ruhani lideri seçildi. 15 Temmuz 1890'daki Kumkapı gösterisinden sonra Türk hükümeti onu Kudüs'e sürdü. Mayıs 1892'de tüm Ermenilerin Katolikosu seçildi. Ancak padişah Hrimyan'ı Türk uyruğundan çıkartılmasını kabul etmedi ve sadece 13 ay sonra Rus çarının arabuluculuğu ile Kutsal Ekmiyat'ına gitmesine izin verdi. 26 Eylül 1893'te tüm Ermenilerin Katolikosu olarak kutsandı. 1895'te St. Petersburg'a gitti ve Batı Ermenistan'da vaat edilen reformları gerçekleştirmek arzusuyla Çar II. Nikolay'a bir dilekçe sundu. 1894-96 yılları arasında Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı gerçekleştirilen katliam sırasında elinden geleni yaptı. Mültecilere maddi yardımda bulunmuş, ana vatanlarına dönme koşulları yaratmıştır. Ermeni Kilisesi'nin mülküne el konulmasına dair 12 Haziran 1903 yılındaki Çar hükümetinin onayladığı yasaya karşı şiddetle mücadele etti. Bölgesel piskoposlara bu yasaya boyun eğmemelerini emretti. 1. Mıgırdıç Vanlı döneminde Kutsal Eçmiyazin Manastırı'nın etrafında yeni bir otel, yeni bir sinot binası, bir müze ve yeni bir madena taran inşa edildi. Mıgırdıç Hrimyan birçok manevi, dini, ahlaki, etnografik eserler yazmıştır. Vatansever faaliyetleri için halk ona Hayrik, Baba Onursal adını vermiştir. Ermeni Katolikosların yanında Ana Katedral'in avlusunda defnedilmiştir. Bugün 4 Nisan'da Dünya İnternet Günü tüm dünyada kutlanmaktadır. İnternetin yaratılacağı yıl olarak ABD Savunma Bakanlığı'nın kurumlarının çoğunun bilgisayar ağlarını, internetin bir prototipi olarak kabul edilen gelişmiş araştırma projeleri ajansı ağı, ARPANET ile tek bir ağda birleştirildiği 1969 yılında kabul edildiğini hatırlatalım. Başlangıçta ağ onu oluşturan 4 bilimsel kuruma bağlandı. Ancak kısa süre sonra ağ aktif olarak büyümeye başladı. İlk e-posta programı 1971'de geliştirildi. 1973'te İngiltere ve Norveç dahil ilk yabancı kuruluşlar ağa katıldı ve böylece ağ uluslararası hale geldi. Bugün dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlası internet kullanıyor. İletişim, kazanç ve eğlenmek için kullanılıyor. O hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnternet, dizüstü bilgisayarlar, netbooklar, cep telefonları ve diğer cihazlar aracılığıyla kullanıma sunuldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gamsar adlı şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Aşuh Gevork'un Mayramut İçav adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.